Şehir tamamıyla kapkaranlık bir şehir oldu. Her kurum açısından da. Ondan sonrasında millet hepsi evlerini boşalttı. Tabii evlerini boşaltamayanlar enkaz altında kaldı. Ben hani ailemden olsun, sevdiklerimden olsun, akrabalarımdan olsun kişileri aramaya çalıştım. Ama açık söyleyeyim, hani bir saatte sadece bir kişiye ulaşabiliyordum. Operatör öyle yok denecek kadar azdı. Çünkü hatlar neredeyse yani bir saatte bir defa arayacak kadar geliyordu, ondan sonra gidiyordu. Sonrasında hani bu zaten şunu söyleyeyim, mobil vericiler falan sonrasında geldi. Biz ilk 3 gün 4 gün iletişim alanında çok büyük sıkıntılar yaşadık. Hani birine ulaşacağız. Birine ulaşmak için 1 saat boyunca telefonu işte arıyoruz. Hani kimse birbiriyle iletişim de kuramadı. Ondan sonra biz sabahına hani bir hava aydınlandı. Artık insanlar yavaş yavaş olayın bir hani şokunu atlattır gibi oldular böyle. Neyin ne olduğunu anlamaya başladılar. Zaten ilk 2 saat 3 saat insanlar neyin ne olduğunu anlamadı. Hani deprem mi, başka bir şey mi, bir felaket mi? Hani ya da işte ben kendi evimden çıkıp evin yanındaki evi görene kadar ben diyordum ya hani normal bir sallandık. Ondan sonrasında şimdi biraz sonra evimize tekrar çıkarız. Uyumaya devam ederiz. Hani bunu düşünen birçok arkadaşımız da böyle var. İşte evinden çıkan diyor ki ya ben şunun yanına gider uyurum. Sallandık işte birlikte uyuyalım. Korku içinde yaşamayalım. Sonrasında baktık hani evimin yanındaki ev yıkılmış. İçinde insanlar kalmış. Dedik bu böyle bir şey değil. Direkt sevdiklerimizin yanına falan koştuk işte. Sabah olduğunda ulaşamadığımız birçok akrabamız var. Hani araçlarımız da zaten trafik kilitli. Şu an çarşı bölgesindeyiz. Hani belki üst kısımlarda biraz daha bir saat içinde de olsun ulaşım sağlanıyordu ama çarşıya neredeyse ulaşım yok gibiydi. Yani çarşıya ulaşmak için rahat 1 kilometre 2 kilometre yürümemiz lazım. Çünkü her yer enkaz alanı, bütün yollar kapanmış. İlk gün biz benim totalde gördüm. Hani ben çarşıda enkaz alanında çalışıyordum. Bir tane iş makinesi, 8 tane özel harekat polisi vardı. Ama bütün insanların evi yıkılmış. Şimdi bunu şöyle değerlendirmek lazım. Zaten bir apartmanda yaşayan minimum 50-100 kişi var. Hani 50-100 birlikte bir iş makinasını, bir 8 tane askeri veya polisi işte hani bir arada tutup da şey yapamıyorlar. Onlar da ne yapacağını şaşırdılar. Çünkü kimisi iş makinalarına para teklif ediyor. Gel benim enkazıma hani bir şeyler bulalım diye. Kimisi askere yalvarıyor. Hani önünde diz çöküp ağlayanlar var. Artık sinir krizi geçirenler var. İlk gün bu şekilde bitti zaten. Hani yağmur zaten ilk gün hiç durmadı. Sürekli yağdı. İnsanlar bir yandan ıslanıyorlar ama yağmur umursamadan da hani bir yandan da çalışma yapmaya çalışıyorlar. Saat 1.30-2 sularında Ekinözü depremi oldu. Bu sefer de Ekinözü, Avşin, Elbistan komple dümdüz oldu. Makineler yarı yoldayken geri o tarafa mı döneceğiz, bu tarafa mı döneceğiz şaşırdılar. Hani ilk gün hiçbir şey yoktu. İkinci gün ufak ufak işte böyle asker polis gelmeye başladı ama hani yine makineler bağlamında, AFAD bağlamında veya gönüllü ekipler bağlamında hiç kimse yok. Üçüncü günden sonra artık zaten ben şunu diyorum deprem için ya bir saniyede, bir dakikada. Çünkü biz şunu diyemeyiz ya biz 24 saat sonra geldik veya 48 saat sonra geldik aman çalışmaya başladık. O kişi betonun arasında sıkışmış kalmış. Aç ve susuz. Hani bir dakika erken müdahale edilse belki yaşayacak. Bir dakika erken müdahale edilse ya bir yaşama kurtulma şansı olacak. Ama 2 gün boyunca yani 48 saat boyunca bu şehir sahipsizdi. Bunun gibi diğer şehirler de sahipsizdi. Hani diğer arkadaşlarla da konuşuyoruz. Biz burada feryat figan, ailelerin feryatlarıyla, figanlarıyla, ağlamalarıyla hani birilerini kurtarmaya çalışıyoruz ama yanımızda kimse yok. Üçüncü günde yine gelen ekiplerde de biz burada çalışma yapıyoruz. Profesyonel olmayan sadece düşük bir eğitim almış hani gönüllü olarak gelmiş ekipler. Bunlar çıkıyorlar hani gittiği jeneratörü kendimiz ayarlamaya çalışıyoruz. Bulabilirsen hani insan biraz şanslıysa gittiği jeneratör buluyor veya bir tanıdığı varsa. Bir tanıdığı varsa hani belki bir bilinç bulabiliyor. Haricinde hani bu ekiplerde çalışma yapmaya çalışıyor. Çünkü bu ekiplerin de ekipman sayısı azdı. Hani gerçekten öyle bir şey yok. Bundan dolayı ilk 3 günümüz diyebiliriz ki gerçekten berbat bir durum. 70. saatte mesela makine gelmişti, çalışma yapıyordu ve ben kendi öz kuzenimi çıkardım. Kendi öz kuzenimi 70. saatte çıkardım. Çocuğun ailesi 5 kişiydi, sadece kendi saat çıktı. Hani bazen de mucize diyoruz bazı şeylere de, mucizeden ötürü kaynaklanıyor diyoruz. Ve sonrasında işte biz enkaz alanlarını hala devam ettik. Bugün işlek olan yerlerde değil, çarşı merkezi olsun bazı işte işlek olan yerlerde evet enkaz çalışmaları başladı. Ama ara sokaklara bakıldığında ara sokaklarda hala benim şehir dışından arayanlardan telefonum susmuyor. Bizim şurada bir tanıdığımız var, bizim burada bir tanıdığımız var. Hani ne oldu diye. Ama ara sokaklarda hala bir çalışma yoktu. Mesela benim evimin az aşağısında kendi akrabamın evi yıkıldı. Altındalar 3 kişi enkaz altında. Gittik biz bir vinç ayarladık. İşte Hilti, jeneratör, her neyse bunları ayarladık.
Ve bunlarla çalışmayı biz yaptık. Tabii gönüllü ekip de yanımızdaydı. Gönüllü ekiple yaptık. AFAD'a falan ulaşamıyoruz veya bir ekip vermiyorlar. Gönüllü ekip de şu şekilde, hani herkes bu gönüllü ekibi çağırıyor. Başka bir yerde bir deprem daha var. Yani yeri geldi 3 saat 4 saat başlarına bekledik. Hani buradaki işiniz bittiyse hemen bizim yanımıza gelin diye. Bugün cesetler çıktıktan sonra aileler cesetlerini bekliyordu. Yani ceset torbasına koyuyoruz cesedi, battaniyeye sarıyoruz. Ceset torbasına koyuyoruz cesedi. Az aşağıda bir alan var. Spor salonu. Orayı ceset toplanmalarını yaptılar. İşte buradan cesetler alınıyor, oraya gidiliyor. Üzerlerine bir kimlik ilave ediliyor. Sonrasında aile geliyor, işte benim cesedim bu. Hani sadece bir kişi de tesis yapabiliyor. Tesis yapıldıktan sonra ceset torbasıyla birlikte alınıp mezarlığa götürülüyor. O şekilde hani gömülüyor. Bugün aileler, hani insanlar cesetlerini yıkamaya veya işte dini gerekçeleri neyse, işte yıkamaktı, namaz kılınması, namazla mezarlıkta hızlı bir şekilde kıldırılıyor ama işte yıkanmasıyla, kefenlenmesiyle bunların hiçbirini yapamadılar. Ve cenaze arabaları, hani aracı olmayanlar vardı bu şehirde veya aracı zarar görmüş olanlar vardı. Şu enkaz alanlarının altından binlerce araç çıkarttı. Bu aracı olmayan insanlar, işte kurtulmuş aracı olmayan insanlara şu deniyor: kardeşim, bir araç ayarlayın, cesedinizi alın, götürün mezarlığa. Orada defin işlemi zaten gerçekleştiriliyor. İnsanlar, hani normalde bu işi belediyenin kendi araçları tahsis etmesi lazımken, belediyenin cenaze araçları şehir meydanlarında toplanmış, sadece buradaki ceset torbasını aşağı kadar götürüyor. Sonrasında cesedinizi alın, götürün, işte köydeyse köye götürün, şuradaysa şuraya götürün. Yani insan çocuğunu alıyor kendi kucağında veya evlat babasını alıyor kendi kucağında, götürüp mezarlığa. Hani orada bir imam var zaten, hani böyle böyle değil, cenaze namazı kılıp 3 kişiyle 5 kişiyle zaten hani sevenlerinin gelmesine vakit yok. Çünkü o ceset zaten günlerce, belki de saatlerce orada çürümüş, sonrasında alınmış ve daha fazla çürümesin, daha fazla kokusu artmasın, zaten bu ceset yıkanmıyor, hani zaten bu beden kefenlenmiyor diye bir an önce yanında her kim varsa 3 kişiyle 5 kişiyle 10 kişiyle o şekilde gömüldü. Zaten toplu mezarlar açıldı. Yani cesetler çok fazla geliyordu, arda arda geliyordu. Toplu bir şekilde bir kanal açılıyordu. Bu kanalda, bunun sosyal medyada da şu an birçok sosyal medya mecrasında videoları var. Toplu bir kanal açılıyordu. Bu şekilde ceset torbaları yan yana bırakılıyordu. Hani gömülüyordu. Belki başına konulan tahtada bile isim yazarken senin cesedin yan tarafta. Yani insanlar gerçekten bu şehirde acılarını yaşayamadı. Hala da mesela bu şehirde çadır problemi var. Hala mesela konteyner problemi var. Yani bir ev içerisinde normalde bu enkazların neredeyse kalkmaya yakın olmuş, çadır kentlerin, konteyner kentlerinde hazırlanmış olması lazım. Ama bizim şehrimizde hala çadır arayan, konteynere başvurup da konteyneri bekleyen insanlar var. Bundan dolayı da gerçekten bu deprem bizim için, hani bütün Maraş halkı için çok büyük bir yıkım oldu. Biz tutup orada enkaz alanlarına çıktık. Tam ses aldık dedik, hani Fransız bir ekip geldi ses dinleme cihazlarıyla. Ses aldı. Bu esnada bina yanmaya başladı. Hani biz totalde 5 saat boyunca itfaiyeyi bekledik. Hani gelen sesle itfaiyeyi bekledik ama yine de itfaiye gelmedi. Hani sokaklar zaten dardı. İtfaiye arıyoruz. Sadece sizin için mi çalışıyoruz? İşte bir sürü yerde yangın var gibisinden konuşmalar oldu. Bina 5 saat boyunca yandı. Sonrasında ise diğer gün daha sonra çalışmalarda hani soğutmaya çalışa bina zaten depremin ilk gününden beri yanıyordu. Ama en büyük yangın bizim en son çalışmayı yaptığımız gün oldu. Ve ondan sonrasında itfaiye geldi işte. Bu esnada biz zaten cesetleri çıkarmıştık, yanmış cesetleri. Binadan rahat biz 30-40 ayetten yanmış ceset çıkardık. Yani tamamı yanmıştı, yüzleri tanımıyordu. Kimisi 4 tane kafatası çıkardı, yanmış bir şekilde. Bildiğimiz hani insan bedeninden kopmuş kafatası. Hani biz kafataslarını bir tarafa diziyoruz, bedenleri arıyoruz sonrasında. Bedeni bulursak hani şey yapalım, kafataslarıyla hangisi uyumlu, en azından teste gönderelim şeklinde.